Merhaba gençler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Telat Bilecan hocamızın hazırladığı kareköklü sayılar konusunda test birle dersimizi devam edeceğiz. Arkadaşlar birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet birinci soruyla dersimize başlayalım gençler. Efe bir kağıda 2 ile 42 arasındaki doğal sayıları yazmıştır. Buna göre Efe'nin yazdığı sayılardan kaç tanesi tam kare sayıdır? Gençler öncelikle tam kare sayı neydi? Bir sayının karesi olarak yazılabilen sayılara tam kare sayı diyorduk. O halde 2 ile 42 arasındaki doğal sayıları düşünüyorum. Bakın 4 vardır. 2'nin karesidir. 9 vardır, 3'ün karesi. 16 4'ün karesidir. Buradan 4, 9, 16 tam kare sayılardır diyoruz. 25 var arkadaşlar 5'in karesi. 36 var 6'nın karesi. Şimdi bir de eğer 49 diyecek olursam 7'nin karesi ama 49 2 ile 42 arasında değildir. Bunu almıyoruz. O halde kaç tane sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5 tane sayımız 2 ile 42 arasındaki tam kare sayılardır diyoruz. 5 cevabını C şıkkında işaretliyorum. Dördüncü soruya devam ediyorum gençler. 4 basamaklı en küçük tam kare sayı 4'ün kaçıncı kuvvetine eşittir diye soruyor. Arkadaşlar 4 basamakla en küçük tam kare sayımız 32'nin karesi 1024'tür. Şimdi 1024 4'ün kaçıncı kuvvet diye düşünüyoruz. O halde 32'yi düzenleyecek olursam arkadaşlar veya 1024 üzerinden yürüyebiliriz. 1024 2'nin 10. kuvvetine eşittim. Bakın ben bu tabanı 4 yapmak istiyorum. O halde 2'nin 2. kuvvetinin 5. kuvvetine eşittir diyoruz. Bu da 2'nin ikinci kuvveti 4 üstü 5'e eşittir diyorum 1024'e. O halde 4'ün 5. kuvvettir diyoruz ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum temizleyerek geçiyorum ikinci sorumuza. Anita Ekim ayının bir tam kare sayı olan tarihlerinde okula gitmemiştir. 1 Ekim Perşembe ve Ekim ayı 31 gün sürdüğüne göre Anitle bu ayda kaç gün devanslık yapmıştır diye soruyor. Arkadaşlar perşembeden itibaren ne yapmamı gerekir? Aslında Ekim ayının takvimini çizmemiz gerekir. Şöyle düşünelim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olarak yazıyorum. 1 Ekim perşembe dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ve 31 Peki Ekim ayında arkadaşlar tam kare olan günlerde okula gitmediğine göre tam kare günlerimize bakalım. Evet 1 tam kare bir sayıdır. 4 arkadaşlar tam karedir ama pazara geliyor. Hafta içine bakmam gerekiyor. Evet 9 tam karedir 3'ün karesi. 16 4'ün karesi. 25'i saymıyorum çünkü hafta sonu geliyor. Başka var mı arkadaşlar? 6'nın karesi zaten yok. O halde 1 2 3 gün okula gitmemiştir diyorum ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet geçiyorum arkadaşlar 5. sorumuza. Yüzler basamandaki rakamı 3 olan 3 basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır diye soruyor. Yüzler basamağı 1, 2, 3 basamaklı olacak ve yüzler basamandaki rakam 3 olacak. O halde arkadaşlar 300'lü sayıları düşünüyorum. Bakın 324 vardır 18'in karesi. Bir de 361 vardır arkadaşlar. 19'un karesi olarak yazılır. O halde 2 tane tam kare sayı vardır diyoruz. 300 ile başlayan ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlar bu soruya gelmişken bunu da söylemekte fayda var. 20'ye kadar olan sayıların karelerini ve 10'a kadar olan sayıların küplerini ezberlerseniz bu konuda çok işimize yarar diyorum. Evet devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Matematik öğretmeni Ali'den defterine iki basamaklı tam kare sayılarını yazmasını istemiştir. Ali defterine tam kare kaç tam kare sayı yazarsa öğretmenin kendisinden istediğini eksiksiz olarak yazmış olur. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Ali ne yapması gerekiyor? İki basamaklı tam kare sayıları yazması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 3'ü üçü düşünürsem 3'ün karesi 9'dur bir basamaklı. O halde onu atlıyorum. 4'ün karesi 16. 16 yazması gerekir. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi olarak yazılan 49'dur. 8'in karesi 64'ü yazması gerekir. 9'un karesi 81'i yazar. 10'un karesi 100'ü yazarsa 3 basamakta olur yazmayacağız. O halde yazması gereken sayılar 16, 25, 36, 49, 64 ve 81'dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı vardır diyoruz. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. 6. soruya geçiyorum. 3 basamaklı en küçük ve en büyük tam kare sayıların toplamı kaçtır diye soruyor gençler. Şimdi 3 basamaklı olacak en küçük. Arkadaşlar 3 basamaklı en küçük tam sayı tam kare sayımız 100'dür. Bu onun karesine eşittir. Daha sonra 3 basamaklı en büyük sayı arkadaşlar. 31'in karesi. Şöyle 31'in karesi diyorum. 961'dir diyorum. 31'in karesi 961. 3 basamaklı en büyük tam kare sayıdır. O halde bu ikisini toplamam. 1, 6, 9, 1 daha 10. 1061 yapar diyorum. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum gençler. Temizleyerek 7. soruya geçiyorum. 111 sayısına en az kaç sayı eklenirse bir tam kare sayı elde edilir diye soruyor. Ekleneceğine göre arkadaşlar ne olması gerekiyor? 111'den daha büyük bir tam kare sayı düşünüyorum ve en az dediği için 111'den büyük olan en küçük tam kare sayı 121'dir. Bu da 11'in karesidir arkadaşlar. O halde kaç sayı eklememiz gerekir? 101, 21'den 111'i çıkarıyorum. 10 sayı eklemesi gerekir diyorum. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. 10. sayıya geçiyorum arkadaşlar. 2 basamaklı bir tam kare sayının rakamları toplama en fazla kaç olur diye sordu. Arkadaşlar 2 basamaklı tam kare sayıların hepsini yazalım. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36, 49, 7'nin karesi, 8'in karesi 64 ve 9'un karesi 81'dir. 2 basamaklı tam kare sayılar. Rakamları toplayacağım gençler. Ve en fazlayı bulmaya çalışıyorum. Halde 6, 1 daha veya 1, 6 daha, 7 yapar. 2, 5 daha, 7 yapar. 3, 6 daha, 9 olur. 4, 9 daha... 13 olur. 6 4 daha 10 olur. 8 1 daha 9 olur. O halde buradaki arkadaşlar toplamı en fazla 13'tür diyorum. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar 8. soruya bakalım. 413 sayısından en az kaç çıkarılırsa bir tam kare sayı elde edilir diye soruyor. Arkadaşlar çıkaracağıma göre demek ki 413'ten küçük olacak. 413 daha büyük olacak. O halde 413'ten küçük en büyük tam kare sayı düşünmemiz gerekiyor. Çünkü en az çıkarmamı istediğim. Arkadaşlar 413'ten küçük en büyük tam kare sayımız 400'dür. Bu da 20'nin karesi olarak yazılır. O halde 413'ten 13 çıkaracak olursam 400'ü elde ederim diyorum. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet 11'in soruya bakıyorum. Aynı ebattaki 230 tane kare fayansa en az kaç tane daha bu fayanslardan eklenirse? Yani kare fayans eklenirse kare şeklinde zemine kare şeklindeki bir zemin fayansla tamamen kaplanır diye soruyor. Aslında benden 230'dan büyük olan bir tam kare sayıyı düşünmemi istiyor. Arkadaşlar 230'dan büyük en küçük tam kare sayımız 225 arkadaşlar. 230 ile 225 arasında 230 vardır diyorum. Bu 15'in karesi. O halde 16'nın karesi 256 fayans olması gerekir. 256 fayans olması için de çıkardığımız zaman 26 fayans eklemem gerekir diyorum. 26 tane fayans eklersem 256 tane fayansım olur ve bir kare tamamen kaplanır diyoruz. B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet 9. soruya geçiyorum gençler. 3 basamaklı tam kare sayıların kaç tanesinin birler basamağında 4, bulunur, 4 rakam vardır diye soruyor. 3 basamaklı olacak ve birler basamağında 4 olacak. Arkadaşlar şöyle 3 basamaklı hatta sorumu tamamen temizleyerek biraz yukarı kaldıralım. Evet. 3 basamaklı olacak dedik ve 4 ile bitecek. Şimdi arkadaşlar 4 bittiğine göre aslında şöyle düşünebilirsiniz. 2 ile 2'yi çarparsam 4 olur 1 de 8 kere 8'in çarpımı arkadaşlar bizim için 64 ile bittiği için birler basama 4 ile biter. O halde 12'nin karesi 144 ile başlıyorum. 144 olabilir sayımız. Daha sonra arkadaşlar 18'in karesi ne olur? 324 olabilir. Bakın 4 bitiyor. Daha sonra arkadaşlar 22'nin karesi 484'tür. Bir de 28'in karesi arkadaşlar 3 basamaklıdır. 28'in karesini hemen hesap edelim. 8 kere 8 64 elde var 6. 8 kere 2 16. 6 da 22. 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 2 4 1 elde 5. Topluyorum. 8 7. 780 4'tür. Arkadaşlar 31'den sonra 31'in karesi <laughs> 3 basamaklıydı. 32 4 basamaklı oluyor. O halde onu saymıyorum. Bakın 4 tane sayımızın birler basamağında 4 rakam vardır diyorum. O halde sorumuzun cevabını A şıkkı 4 olarak veriyoruz. 12. soruya geçiyorum. 200 sayfalık bir kitabın sayfa numarası tam kare sayı olan sayfalarında 3'er tane beceri temelli Soru yer almaktadır. Buna göre bu kitapta en az kaç tane beceri temeli soru vardır diye soruyor. Arkadaşlar 200'e kadar olan tam kare sayıları bulmam gerekir. Bakın 1 1'in karesidir. 4 2'nin karesi. 9 3'ün karesi. 16 4'ün karesi. 25 5'in karesi. 36 6'nın karesi. 49 7'nin karesi. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81, 10'un karesi 100, 11'in karesi 121. Tam kare sayıları buluyoruz. 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169 ve 14'ün karesi 196'dır. Evet. 15'in karesi 225'i. Olduğu için 200'ü geçer diyorum. O halde kaç tane sayfamız var? Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 tane tam kare sayfamız var. Ve bu her sayfada 3 tane beceri, beceri temeli soru varmış. 14'ü 3 çarparsam 2 elde var. 1, 3 kere 1, 3. Bir daha 4 olur. 42 tane beceri temeli soru vardır diyorum. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum gençler. Evet arkadaşlar 12. soruyla da dersimi bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.